mülkiyetle ilgili, kat mülkiyetiyle ilgili çok ciddi bir konu görüşülmekte arkadaşlar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak şimdi okuyacağım hükümetin getirdiği halinin buradan da çekilmesinin bu ülkenin insanlarının lehine olacağını söylüyorum. Bakın, hükümetin komisyonda görüştükten sonra getirdiği halini okuyorum. Sayın milletvekilleri, 634 sayılı kat mülkiyeti kanunun 10. maddesinin 4. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye 4. fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki eklentiler yapılmıştır. Kat mülkiyetinin tescili tapu memurunca düzenlenen resmi senet uyarınca veya aşağıdaki fıkralara göre yapılabilir. Hak sahiplerine isabet eden bağımsız bölümlerin belirlenmiş olması şartıyla arsa maliki ile yüklenici arasında düzenlenen kat karşılığı inşaat sözleşmesi, kat karşılığı temizlik sözleşmesi ve bağımsız bölümlerin taksimine ilişkin noterlik sözleşmesine istinaden inşa edilecek olan binaya ilişkin cins değişikliği, dikkatinizi çekiyorum, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis işlemi yüklenici tarafından talep edilmesi halinde, yani verdiğiniz inşaat şirketi tarafından, ilgili idareye tarafından yapılır. Tapuya tescil işlemlerinde elektronik ortamda düzenlenen ve ilgili idare tarafından onaylı mimari proje ile yönetim planı esas alınır. Mimari proje ile yönetim planında malik imzası aranmaz. Yine dönüyoruz, aynı başa geliyoruz değerli arkadaşlar. Yani hissedarların, arsa maliklerinin, kat maliklerinin imzası alınmadan o sözleşme sahibi inşaat şirketi elektronik ortamda tapuya yeterli değişiklikleri yapıp gerekli işlemleri yapacak. Cins değişikliği işlemlerinde yapı kullanma izin belgesi düzenlenen yapılara ilişkin lisanslı harita kadastro mühendislik büroları, bu büroların bulunmadığı yerlerde kadastro müdürlüğü tarafından teknik kontrollerin yapılmasına müteakip yapı kullanma izin belgesini düzenleyen kurum ve kuruluşa gönderilen cins değişikliğine ilişkin tescil bildirimi ve ekli belgelerle ilgili kurumca yapı kullanma izin belgesiyle birlikte tapu müdürlüğüne elektronik ortamda gönderilir. Gönderilen belgeler gereğince tapu müdürlüğü tarafından resmen cins değişikliği yapılarak tapu tesciline sağlanır diyor. İşte arkadaşlar, başından beri bizim endişe ettiğimiz, sizlerin de endişe edeceğine inandığımız bu elektronik ortamdaki yetkiyle ilgili hükümetin getirdiği tasarının Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği önerge doğrultusunda çekilmesinde bu ülkedeki mülk temelli sahiplenmenin, malın, mülkün güvencesinin, tapunun, arsanın, katınıza düşen arsa payının güvencesi olarak bu işlemin o elektronik ortamda tapuya resen işlenmesinin kaldırılmasına dair Cumhuriyet Halk Partisi bir önerge vermiştir. Ben yeniden ortak aklın egemen kılınıp hepinizin anlayışıyla, ortak bir anlayışla bu maddenin de tasarıdan çekilmesini istiyoruz. Bu uzun bir çalışma, sivil toplum örgütlerinden aldığımız görüş doğrultusunda bu noktaya gelindi. Ülkemizde birçok sıkıntılı ortamların yaşandığını hepimiz biliyoruz. Birçok emeklinin ya da garibanın bir daire evi var. Arkadaşlar, bunun arsa payıyla, bunun ortak kullanım alanlarıyla gibi şeyler elektronik ortamda yüklenici firmalar oynadığı zaman bu garibanın yapacak hiçbir şey yoktur. İşte bu ülkenin kurucu iradesi Cumhuriyet Halk Partisi burada da kadim sorumluluğunun farkına varıp sizlerin de desteğiyle bir yanlışa daha imza atmadan Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği bu maddenin tasarıdan çekilmesi önerisini doğru buluyor. Sizlerin de kıymetli desteğine ihtiyacımızın olduğunu belirtiyor. Yüce Meclisi sağduyuya davet ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Durmaz.